Çalışıyoruz işte. Karabük Belediye Meclisi'nin Şubat 2014'ünün olan toplantısının meclis toplantı birinci oturumu açılır. Alacak olduğumuz kararların belediyemiz ve beldemiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bir önceki toplantıya ait alınan meclis kararları sizlere dağıtılmıştır. Bu elimde olan yazılı alınan kararın özeti olan yazıdır. Kabulü için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin birinci maddesi olan imar komisyonu raporunun görüşülmesi, komisyon raporunun okunması için imar komisyonu başkanını kürsüye davetliyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, imar komisyonu raporunu arz ediyorum. Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündem alınarak komisyonumuza havale edilen imar planında değişiklik yapılması ile ilgili talepler, belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündem alınarak komisyonumuza havale edilmiş olup, 3195 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikler yerinde yapılan incelemeler içinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. Belediye meclisimizin onayına arz olunur. 1. İlimiz Merkez Beşbineler Mahallesi 117 adı artık parsel malikinin kadastral durumda imar hattının uyumsuzluğunun giderilmesi hakkındaki plan teklifi incelendiğinde 06.02.2013 tarihli planlarda emsal bir ve maksimum yükseklik 12.5 metre tercihli konut alanında kalan parselden bir kısım alanın iflas hattı ile cami alanında bırakıldığı, bölgede 18. madde uygulanmış olması sebebiyle kadastral sınırlara mümkün olduğunca uyulması gerektiği görülmüş, mevcut cami ile belli bir mesafe bırakılmak kaydıyla ekli krokideki gibi iflas hattının düzeltilmesi uygun bulunmuştur. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem harici konulara geçiyoruz. Gündem harici birinci sırada yer alan Özel Kalem Müdürlüğü'nün 3-2-2010 tarih ve 27 sayılı fari hemşerilik payesiyle beraber konu yazı okunması. Meclis Başkanlığı, kardeş iki ülke halklarının birbirine daha yakından tanıması, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda daha ileriye gitmesi için yoğun çaba harcayan Türkiye Dostluk Grubu üyesi, hukukçu, hekim, gazeteci ve siyasetçi Azerbaycan Tavuz Şehri Bağımsız Milletvekili Sayın Galire Paşayoya, 5393 sayılı kanunun 18/R maddesi gelince fahri hemşerilik payesi ve beraatı verilmesi hususunda karar alınmasını teklif ederim. Rafet Vergili, Belediye Başkanı. Konunun gündeme alınmasına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Gündem harici ikinci sırada yer alan Özel Kalem Müdürlüğü'nün 3-2-2014 tarih ve 28 sayılı halk nasıl konu yazının okunması. Belediye Başkanlığı, Karabük Sebzeciler ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanlığı'nın halk kompleksinin adına Yaşar Kaplan halk kompleksi adının verilmesiyle ilgili dilekçeyi de sunulmuştur. Evrakın Meclis Başkanı havalesine arz eden İrfan Kartal, Özel Kalem Müdürü. Konunun gündeme alınmasına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet. Oylarınızı sunuyorum. Halk kompleksinin adını Yaşar Kaplan Halk Kompleksi adı verilmiş şekliyle kabulünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem harici 3. sırada yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 3-2-2014 tarihinde 413 sayılı Fatih Mahallesi 127 adı 61 parsel plan tadilat talebi konulu yazılı okunması. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, gündem harici 3 ve 8. maddeler arasında kalan konular İmar Komisyonu İmar Müdürlüğü'nün havale ettiği meclise göndermiş olduğu İmar Komisyonu'nu ilgilendirebilecek konular olup uygun görülmesi takdiri bunların bu şekilde gündeme alınmasını arz ediyorum. Hepsi komisyon mu? Evet. Devam et. Evet. 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. maddeleri gündeme alınmasına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu 8 maddedeki tüm konuları İmar konusunda havalesi şeklinde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli meclis üyeleri, gündemimizde görüşecek bir konu kalmadığından Mart dönemi meclis toplantımızı 5 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17'de Yeşil Mahalle'deki belediyemiz dikkat sorununu yapmak üzere oturumu kapatıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.